Bir insan kendisini daha ne kadar rezil edebilirdi, kendini daha ne kadar aşağılık gösterebilirdi bilmiyorum ama ben bu videoyu izlediğimde hakikaten şok oldum. Artık suçun bu adamda değil de bu adamın komedi adı altında sapıklık yapmasına izin veren kişilerde olduğunu düşünüyorum. Hatası olan insanlar genellikle böyle hatalarını şakayla karışık bir şekilde gizlemeye çalışırlar. Çünkü komedi özellikle bizim milletimizin çok sevdiği bir şeydir. Hatırlarsınız ki bir ara bir bit dolandırıcısı yaptığı suçtan dolayı yüzü kızarması gerekirken bununla alay etmişti. Abi Spotify fay paramı benden almasan. Çok komiksiniz ya gerçekten. Bir de takipçileri üstüne bana laf söylemişti. Adam pişman görmüyor musunuz diye. Ulan bu mu pişman olmuş hali? Neyse yine aynı mevzuları konuşmak istemiyorum. Konumuz bugün Mehmet Ali Erbil. Şu an ben bu adama ağzıma geleni söylemek isterdim de malum. Benim yaptığım suç olurdu fakat bu adamın sapıklıkları suç olmazdı. Ben şimdi size önce bir video izleteyim. Ardından üzerine konuşacağız. Dama'ya karar verirken ben ödülü kim alacak? Sen genç güzelleşmişsin kız. <laughs> <laughs> Aa, elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Öyle bir şey <laughs> Sana şey bir değdiremedim elimi. Evet. Bence de. Hayır, <laughs> Bence bunu böyle söylüyorum. Abi nasıl bir mi? film dönüyor burada hayırdır? Ha? Nasıl bir film dönüyor? Hayır, burada. Ben şu yani an şurada bir girdiğim, şey girdiğim, girdiğim girdiğim, girdiğim 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 Yani gerçekten Mehmet Ali Erbil diye arama yaptığınız zaman bir tane adam akıllı videosu çıkmayan adamdan ne beklenirdi? Bu adamın hala ceza almıyor olmasına ben açıkçası şaşırıyorum. Bir insanı taciz etmek ve küçük düşürmek ne zamandan beri komedi malzemesi oldu? Onu da anlamış değilim. Bazı gerizekalılar böyle saçma sapan yorumlar yapıp kendisini savunmuş bir de üstüne. Hasta yatağında yatarken. Allah günahlarımı affetsin diye yalvaran adam, yatağından kalkar kalkmaz yok sarkıntılık yapam, yok kızlara asılam yok bilmem ne yapam diye düşünüyor. Demek ki bir insan gerçekten yedisinde neyse yetmişinde de oymuş. Çünkü değişmiyor bu adam ya. Her zaman böyleydi fakat Türk halkı eskiden çok fazla bir şey demiyordu bu adama. Aa komik ya falan deyip geçiştiriyordu. En azından insanlar birazcık daha akıllanmaya başlamış ki artık bu adama tepki gösterebiliyorlar. Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Daha doğrusu sen adam mısın? Senin bir kızın var ya. Kendi kızına böyle bir şey yapsalar hoşuna gider miydi? Bu adamın kızı olmasaydı hadi neyse diyecektim ki empati yapamayacak kadar düşük seviyededir. Ama kendisinin de bir kızı var ya. Suç sadece aslında bu adamda da değil. Bu adamın esprilerine gülenlerde de suç var. Hele ki şu yanındaki adam sanki çok komik bir espri yapmış gibi. Ne film dönüyor ya burada dedi ya. Gerçekten sinir oldum. Bir insan çıkıp şu adama ha siktir lan sen ne yapıyorsun diyemiyor ya. Her şeyini böyle alttan mı alacağız? Bu adamın benim gözümde TikTok'ta Türk kadınlarını taciz eden Pakistanlılardan hiçbir farkı yok hatta daha da aşağıda. Ne zaman gündeme gelse bu adamın saçmalıklarını ve sapıklıklarını konuşuyoruz. Sor bakalım o taciz ettiğin insanlar acaba senin isminle anılmak istiyorlar mı? Elledikleri meşhur oluyormuş ya. Neyse. Bu adamın bence artık yaptıklarının bir cezasını çekmesi gerekiyor. Yaptıkları şeyleri televizyon karşısında komedi adı altında yapıyor diye bunları görmezden geleceğiz diye bir şey yok. Taciz tacizdir. Uzun uzun bu adam hakkında konuşmak isterdim fakat maalesef ki her şeyi hakaret sayıyorlar ve ben eğer ki daha fazla devam edersem sanırsam o suçu işleyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.